Saadet Partisi Kurban Bayramı bayramlaşmasını Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sünnetçioğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirdi. Sünnetçioğlu partililere yaptığı konuşmada AKP hükümetine yüklendi. Saadet Partisi'nde ise bayramlaşma töreni bayramın ikinci günü yapıldı. Bayramlaşmada ilk olarak konuşan Saadet Partisi İlçe Başkanı Yavuz Banuşoğlu hem İnegöl halkının hem de partililerin bayramını kutladı. Ülkemize ve ilçemize hayırlar getirsin. Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Tabii bugün iki bayramı beraber yaşıyoruz. Bugün günlerden Cuma, müminlerin bayramı. Aynı zamanda dini bayramlarımızın en önemlilerinden bir tanesi olan Kurban Bayramı ile beraber inşallah bugünü bizler teşkilatımızda coşkuyla bayramlaşmayı yapacağız. Zaman kısıtlı olduğu için ve aramızda Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Sünnetçioğlu ağabeyimiz olduğu için ben konuşmamı uzatmak istemiyorum ve bayramımızı tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sünnetçioğlu ise yaptığı konuşmada hükümete yüklendi. Sünnetçioğlu AKP'nin rakamlarla vatandaşı kandırdığını söyledi. İşte döviz düştü, İthalat, ihracat arttı veya ithalatın artmadığını, ne olduğunu göstermiyor. Ama gazete sayfaları öyle demiyor. Daha dün Antalya'da iki iş adamı intihar ettiğini gazete sayfalarından görüyorsunuz. İş adamı, ihracatçı iki iş adamının intihar ettiğini görüyorsunuz. Ve tarımda üretimin azaldığının, ithalatın arttığının haberlerini gazetelerden her zaman sayfıyorsunuz. Bunların detaylarına şu anda vaktimiz yok. Ve memurların ücretlerine %2 zam yapılsın mı yapılmasın mı tartışmalarını her zaman görüyorsunuz. Ve Sayın Bakan'ın, Çalışma Bakanı'nın da asgari ücretleri artıracağınız zaman %6 olabilir mi, %6'yı geçebilir mi asgari ücrete zam dendiğinde, olabilir de olmayabilir de bir cevabını görüyorsunuz. Olabilir de olmayabilir de. Ne demek? Ve değerli kardeşlerim, bütün bunlardan, bunları önlemekle sorumlu olan bir kuruluşumuz, güzide kuruluşumuz, emniyet mensuplarının bizzat İçişleri Bakanı'nın kendi ifadesiyle durumlarını size arz etmek istiyorum. Yani bütün bu olayların, sosyal patlamaları önleyecek olan kurumumuzun, çok değerli güzide kurumumuz, emniyet kurumumuzun 328, son 5 yılda 328 polis kardeşimiz istifa etmiş. 1294 polis kardeşimiz meslekten men edilmiş ve 869 emniyet mensubu psikolojik rahatsızlık geçirmiş ve 122 emniyet mensubu kardeşimiz de intihar etmiş maalesef. Yani neredeyse ayda 2 tane emniyet mensubunun intihar ettiğini görüyorsunuz. Bu durup dururken olmuyor. Bunlar haklarını alamıyorlar, geçinemiyorlar ve toplumdaki bu sosyal patlamalardan etkilenmiş olan kardeşlerimiz. Ama hala bu ülkede birileri çıkıyorlar, her şey toz pembe, güllük gülistanlık gibi gösteriyorlar. Sünnetçioğlu ayrıca Orta Doğu'nun mevcut iktidarın desteğiyle de kan gölüne döndüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ne getirdiler. Adam çıktı, bir memleket istiyorum diye şiir okudu. O istediği memleket ki Nil'den Fırat'a kadar olan, kendilerine vaat edilmiş olan topraklar. Ve bütün milletvekilleri de çıktılar. Hiçbir parti ayırmadan hepsi alkışladılar. Buna da biz diyoruz ki saygınlık. Değerli kardeşlerim, bunların örneklerini çoğaltmak mümkün. Ama benim esas size burada söyleyeceğim, şimdi bir devlet bakanına sorulan soru önergesine Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın ağzından Büyük Orta Doğu projesinde eş başkan olmamıştır diye cevap veriyorlar. Ben size biraz sonra burada çok kısa görüntüler göstereceğim. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın kendi ağzından ben Büyük Orta Doğu projesinde eş başkanlık görevini aldım, rolünü üstlendim dediğini kendi ağzından göstereceğim. Ama devlet bakanı, bu ülkenin devlet bakanı sorulan soru önergesine eş başkan hiç olmamıştır diye cevap veriyor. Ve değerli kardeşlerim, Büyük Orta Doğu projesi nedir diye sorduğunuz zaman, bunların da belgelerini biraz sonra göstereceğim size. Hem Abdullah Gül hem Sayın Başbakan verdikleri cevapta
Büyük Ortadoğu projesi insan hakları, özgürlük, demokrasi projesidir. Kesinlikle ekonomik ve askeri bir yaptırım içermez diyor. Şimdi göreceğiz. Şimdiki görüntülerde bakacağız. Orada askeri veya ekonomik yaptırım var mı yok mu göreceğiz hep beraber. Ve maalesef o Nur Bocan'ın mektubunu da şimdi beraber canlı olarak size okuyacağız, dinleyeceğiz burada. Ondan sonra da bu ülkenin başbakanının Irak'ta savaşan genç kadın ve erkek Amerikalı askerlerin ülkelerine sağ salim dönmeleri için dua ettiğini hatırlayacaksınız. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da son 50 yıldır Amerika'nın dünya barışı için kendi evlatlarını feda ettiğine inanıyorum dediği burada göreceksiniz. Ve buradan çıkarken eğer huzurlu bir bayram yaparsanız ben sizi alkışlarım.